Yani 57 ölçtüm, 257, 240'lı ölçtüm, 16 santim. Bu tuttuğu yer oradan daha yüksekti. Tamam. Şu anki tuttuğu nokta arasında 20 santimlik bir kot farkı var. Bu yani son tuttuğu nokta 20 santim, ilk tuttuğu nokta. Noktadan itibaren aşağıya eğim varmış gibi gözüküyor. Durduk. Evet, aşağı eğim varmış gibi gözüküyor ama araç yavaş yavaş geriye doğru gidiyor. Boştan frene basmıyoruz, hiçbir şeye basmıyoruz. Geri gidiyor. Evet, ölçümlerimiz sonucunda da zaten yol aşağıya doğru %2 eğimli demiştik. Normalde aracın normal olarak aşağı gitmesi gayet doğal. Ama bir göz yanılmasından dolayı sanki ters yönde bir eğim varmış gibi gözüküyor. Ben de bu bölgede oturuyorum. Bu yolu sıkça kullanıyorum. Vatandaşların test ettiğine ben de şahit oldum. Gerçekten böyle bir durum var mı diye açıkçası ben de merak ettim. Bir ölçüm aleti getirelim, burayı ölçelim. Gerçekten de eğim ne tarafa, araçların gittiği tarafa mı, ters tarafa mı test etmek istedim. Ölçüm sonucumuzda normalde buranın eğiminin göz yanılması olarak ters göründüğünü şahit olduk. Yani ölçüm sonucu olarak her şeyin fizik kurallarına göre olduğu, eğimin aşağıya doğru olduğu, yani göz yanılmasında eğimin sanki bu tarafa doğru olduğu gözüküyor ama ölçüm sonuçlarında eğimin aşağıya doğru olduğu. Onun için de araçların vitesini boşaldığında aşağı doğru hareket ettiğine şahit olduk. Ölçüm sonuçlarına göre herhangi bir efsane vesaire çıkmadı. Her şey gayet normal. Şimdi Erzurum'daki durumu çok bilmiyorum ama Erzurum'daki durumda ben de haberlerden izlediğim kadarıyla orada bariz bir eğim var. Ona rağmen araç rampaya doğru hareket ediyor. Orada muhtemelen bir jeolojik durumdan kaynaklı bir durum. Ama burada yani ölçümler sonucunda öyle bir durum olmadığını gördük. Yani yol %2 şekilde aşağı yönde eğimli. Araç da aşağı doğru gidiyor. Yani burada öyle bir jeolojik durum da yok. Yani bir efsane vesaire durumda burada çürütmüş olduk. Yani burada olağan dışı bir durum yok. Bundan sonra da test etmemelerini öneriyorum. Göz yanılgısı oluyor. Yolun alt kısmından bakıldığında yol gerçekten de işte bize doğru eğimli gözüküyor. Ama diğer tarafına, yani yolun bulunduğumuz tarafına geldiğimizde o göz yanılgısı da gidiyor aslında. Cihazla da ölçtüğümüzde de bu durumu doğrulamış oluyoruz. Ya bizim insanlarımız maalesef efsanelere inanmayı seviyor, test etmeyi seviyor. Olağan dışı, doğaüstü faaliyetleri, hareketleri test etmeyi seviyor. Bence çok itibar etmemelerini öneriyorum.